sünnet olduğu sahih tariklerle sabittir. Ayrıca tabii fıkıh meselesidir. Namazın içindeki bir konu olduğundan fıkıhlara da girmiştir. Namazın sünnetlerinde zikredilmiştir. Dolayısıyla direkt hadisten biz bir şeyi sünnet alıp da amel edemiyoruz. İlla fıkıh süzgecinden, müçtehitlerin ve fukahanın süzgecinden geçtikten sonra onu efendim anlatabiliyoruz, tatbik edebiliyoruz. Yani fıkıh kitaplarında da yeri olan bir sünnet. Şekli meselesini biraz şeydir. Onun için yani kelime-i şehadet getirilirken tahiyyatta eşhedü en dedikten sonra la, la'nın ella, tabi en la denmiyor, ella o nun lama efendim dahil ediliyor. Bu durumda eşhedü en la derken, la derken kaldırılıyor. Ama o arada baş parmakla şehadet parmağın yanındaki parmak birbirine ekleniyor. Ha bu ne eder? Efendime sana söyleyeyim. Şu parmak, iki parmak anında eşhedü el derken en bura bitişiyor. La derken bu kalkıyor. Eşhedü en la ilahe illallah derken iniyor ve diğer iki parmak da çözülüyor. Çünkü namazdayız, havada olduğu zaman olmuyor. Namazdayız. Ne yaptık? Eşhedü en la ilahe illallah. En la ilahe illallah. Anlatabildik. Evet, baş parmakla şehadet parmağın yanındaki iki parmak birbirine böyle ekleniyor. Halka gibi yuvarlak yapılıyor. Evet, eşhedü en la, la derken kalkıyor. Hı hı. İlahe de duruyor. İllallah derken iyi de iniyor. İniyor. Bunun şekli de budur. Ancak İmam-ı Rabbani Hazretleri bu hususta hassaslık yapıyor. Bir mektubunda yani diyor ki, o tabii çok değişik vecihler getiriyor orada. Şimdi onlar biraz kafa karıştırır. Yani sonunda biz ondan şunu çıkarıyoruz. Burada farklı rivayetler de var. Bu anlattığım şekil Halebi Sahir'de falan beyan edilen muteber şekil deminki. Evet. Fakat şu şekil, bu şekil diyen birkaç şekil diyenler var. Şafii'de mesela başından beri kaldırıp tamamen kaldırıp indirenler var Şafii. Onları da yanlarında gördükleri zaman Hanefiler. Efendim ne yapıyorsun kardeşim, böyle olur mu? Oyun mu oynuyorsun namazda, gidip kaldırıp indiriyorsun parmağını demesinler. Sonra adam da ona derse ki ben Şafii'yim kardeşim. O da ne olursan ol kardeşim. Böyle cahillik yapmasınlar. Çünkü evet. Şafii'de bazı mezheplerde o tamam. Bazısı devamlı baştan kaldırıyor, hiç indirmiyor. Bazısı devamlı kaldırıp indiriyor, kaldırıp indiriyor. Hanefi'dekini ben anlattım demin. Evet hocam. Hal böyle olunca yani burada çok rivayet. İmam-ı Rabbani Hazretleri de diyor ki bu kadar rivayetler farklı olduğu için. Bir de namazda hareketsizlik esas olduğu için. İşte اِذَا صَلَّا حَدُكُمْ فَلْيُحَوِّلْ مَسْتَطَعَ مِنْ اَعْضَاءِ اِلَى الْقِبْلَةِ. Sizin bir namaz kılarken uzuvlarından gücü yeten her uzvunu kıbleye döndürsün hadisinden dolayı. Yani böyle durmakta kıbleye müteveccihlik olduğu falan. Bazı deliller söylüyor. Bu usta bir itirazı var İmam-ı Rabbani Hazretleri. Fakat Efendi Hazretlerimiz kendisi bunu yapar ve Alaaddin Efendi Hazretleri dört mezhep müftüsü şeyhinin bu sünnetle amel ettiğini, tatbik ettiğini nakleder. Dolayısıyla şimdi burada bir İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı olsa da bir Alaaddin Efendi'nin ve tatbikatı ve Efendi Hazretlerimizin tatbikatı olunca orada tercihimiz Alaaddin Efendi ve Efendi Hazretleri tarafından oluyor. Bunu yani şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle buyurdu diye de sünnet değil diyemeyiz. Şekilleri farklı olsa İmam-ı Rabbani Hazretleri şunu diyor yani şekil farklılığından karışıklık olur. Bir de şu var. Oradan gaflet ederse bir insan parmak alışkanlığına gelir iş. Bu sefer de ne yapar? Aklı başka yerde olunca la da kaldırmaz, ilahe de kaldırır. İllallah da indirmez, devam eder. Orada da bir mana bozulması. Bunun manası nedir? O soruda bir de o var. Evet hocam. Manası nedir? Yani yokluk, nefy etmek için kaldırıyor. La ilahe. Hiçbir ilah yok. Tapılacak, sayılacak, sevilecek. La ilahe, hiçbir ilah yok. İllallah, ancak Allah var derken ispat gibi indiriyor. Nefi için, olumsuzluk manasında, inkar için la ilahe de kaldırılıyor. Yani şey de bu. E tabi burada hareket biraz gecikmeli olursa, ileri geri olursa burada da bir yani insan hani kafir olur, müşrik olur diye o kadar ucuz değil o iş ama yani sünnete muhalefet Gayet olur. Yani olur. Yanlışlık olur. Evet, bu yüzden biz diyoruz ki bu işi doğru bilmeyenler veya bilseler de kafaları başlarında olmayanlar, akılları havada olanlar, yoğun iş ortamında olanlar, efendim dağınık kaç rekat kıldığını arada bir şaşıranlar, evet, hocam. Ne kıldığını unutanlar, huzur üzere bulunmayanlar, artık yani huzur üzere kaç kişi kaldıysa işte, yani böyle onların yapmamasını tavsiye ederiz. Evet, hocam. Yani noktaları
kaldırma ve indirme anlarını takdim tehir öne almak, geri bırakmak tehlikesi mevcut olduğundan dolayı.